Bugün sizlere Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinin oyuncularından bahsedeceğim. Zerrin Sümer, 1945 yılında İzmir, Bergama'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu burada okudu. Daha o yaşlarda sanata ilgisi vardı. Ortaokul sıralarında olduğu yıllarda Bergama Halk Eğitim Merkezi'nde amatör olarak sahneye çıkmaya başladı. Artık tek bir hedefi vardı, oyuncu olacaktı. Olmalıydı. Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümüne girdi. Başarılı bir öğrenciydi ve okulun son senesinde devlet tiyatrosuna girerek profesyonel oldu. Daha sonra Ankara meydan sahnesine geçti. Pek çok özel tiyatroda görev aldı. Sanat yaşamı boyunca 20'ye yakın toplulukla 80 civarı oyunda rol aldı. Kameralarla da tanışan sanatçı Kapıcılar Kralı, 3 İstanbul, Bizim Çocuklar, Muhteşem Enayi ve İnsanlık Hali gibi yapımlarda oynadı. Usta oyuncu 1996'da Yılmaz Erdoğan'ın BKM oyuncularına katıldı. Çok sayıda tiyatro oyununda, dizi ve filmde rol alsa da Türkiye onu asıl Bir Demet Tiyatro'daki Saf ve Sakar Telvi Hanım karakteriyle sevdi. O kadar gerçekçi oynuyordu ki sokakta onu gören insanlar gerçekten öylesine saf biri olduğunu düşünüyordu. Bir Demet Tiyatro'dan sonra Oto Gargara, Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü, Güneş Uyanıkları, Vizontele, En Son Babalar Duyar, Vizontele Tuğba, Ölümsüz Aşk, Kadın İsterse gibi yapımlarda rol aldı. Usta sanatçı şimdilerde Ömer dizisinde babaanne Nezihat karakterini canlandırıyor. Özel yaşamına değinecek olursak Sümer birkaç ay önce 22 yıldır birlikte olduğu kişiyle 8 ay önce evlendiğini söyledi. 7-8 ay önce evlendim. Kimsenin haberi olmadı. Çünkü ben bunları söylemem diyen oyuncu. Yıllar önce İstanbul'da yaşarken bir gece çok hastalandım ve telefona dahi gidemedim. O dönem telefonlar da çok yoktu. Kendi kendime bu böyle olmayacak demiştim. Oğluma galiba ben hayatıma birini sokacağım dedim. O da olur anne ama evlenme. Nikah kıyma ama kimden hoşlanıyorsan onunla birlikte ol dedi. Sonra hakikaten hayatıma birini sokmak için bakındım diye konuştu. Aradan 1-2 sene geçince şimdiki eşimle tanıştık. İlk defa yıllar sonra birinden hoşlandım. Benimle ilgilenmesi hoşuma gitti. Açık açık kendisine de hoşlandığımı söyledim. O da çok şaşırdı. Evlilik teklifi de etti. Aynı yaşlardayız. 22 yıldır aynı evde yaşıyoruz. Konuşurken bir anda biz seninle evlensek ya dedi. Ben de olur dedim ifadelerini kullandı. 15 yıl evli kaldığı ilk eşiyle ayrılma sebeplerinin eşinin bir başkasına aşık olması olduğunu açıklayan Sümer, eşinin başta boşanmak istemediğini ve boşanma dilekçesini ancak 9 ay sonra verdiğini anlattı. Gülçin Kültür Şahin, 1987'de İstanbul'da dünyaya geldi. Baba eski Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine başladı. Bu eğitimin ardından 2010-2013 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yaptı. Araştırma görevlisi olarak çalıştı. Çok çalışkan bir öğrenciydi. 2012 yılında Tarım Bakanlığı'nda Gıda Mühendisi olarak işe başladı. Bu sırada Tiyatromuz Tiyatro ekibiyle oyunculuk kariyerine de ilk adımını atmış oldu. 2013 yılında Bilkent Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünde tam burslu olarak eğitime başladı. 2015-2017 yılları arasında Bilkent Çocuk Tiyatrosu'nda program koordinatörü olarak görev aldı. 2017 yılında Bilkent Üniversitesi'nden bölüm birincisi olarak mezun oldu. Tarım Bakanlığı'ndan istifa ederek oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yaptı. Pek çok tiyatro oyunu için çok kez sahneye çıkan Kültür, Gülperi, Kırmızı Oda, Fatma, Bir Başkadır, İlk ve Son gibi yapımlarda rol aldı. Şimdilerde Ömer dizisinde Nuran karakterine can veriyor. Ayrıca Kelebekler filmindeki Hatice rolüyle 2018 Ankara Uluslararası Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Özel yaşamına değinecek olursak ünlü oyuncu 2014 yılında Melik Haydar Şahin'le evlendi. Melike Güner, 1979'da İstanbul'da doğdu. Hayat Bağları, Çiçek Taksi, Dadı, Vay Anam Vay, Mahallenin Muhtarları, Gülbeyaz, Ekmek Teknesi gibi yapımlarda oynadı. Ama ilk büyük çıkışını 2006 yılında yayınlanan Doktorlar dizisindeki Zenan karakteriyle yaşadı. Sonrasında pek çok yapımda boy gösterse de bir diğer ses getiren çalışması 2011 yılındaki İncir Reçeli filmi oldu. Bunlar dışında İffet, Merhaba Hayat, Böyle Bitmesin, Yalancılar ve Mumlarında oynadı. 2013'te Böyle Bitmesin'de Gülizar olarak izlediğimiz başarılı oyuncu 2021 yılına kadar kameralardan uzak kalmıştı. Aslında bu bilinçli bir tercihti. 2013 yılında Ali Haydar Bozkurt'la nikah masasına oturdu. Ali Haydar Bozkurt ve Melike Güner'in 21 Haziran tarihinde Adile Sultan Korusu'ndaki düğününe çiftin yakın arkadaşları ve aileleri başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. 2015'te biri kız biri erkek olan ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. İkizlerini büyütmek için 2021 yılına kadar ekranlara ara verdi. Bu uzun aradan sonra
sonra Yalancılar ve Mumları dizisinde Şerife karakterine hayat verdi. Şimdilerde Ömer dizisinde Çiçek karakteriyle karşımıza çıkıyor. Gamze Karaduman, 15 Ağustos 1987'de Giresun'da dünyaya geldi ama çok küçük yaşta İstanbul'a taşındılar. Postadan Derya Yalçın'a röportaj veren güzel oyuncu, ailesi ve çocukluğu ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı. Babam altın sarrafı ama müzikle çok ilgilidir. Bir sürü enstrüman çalar. Aklıma gelen 3 katlı, bahçesi büyük, yüksek tavanlı bir ev, yeşillik ve deniz. Sokakta koşarak, düşerek, ağlayarak büyüdüm. Çok mutlu, özgür ve dolu dolu bir çocukluk geçirdim. Bir kız kardeşi olan Karaduman'ın babası onun oyuncu olmasını çok istiyordu. Gamze de bu konuda istekliydi. Arsen Gürzap ve Can Gürzap'ın yönetimindeki Diyalog Akademi'de oyunculuk eğitimi aldı. Daha sonra Bıçak Sırtı dizisinde ufak bir hizmetçi rolüyle karşımızdaydı. Konservatuvar okumaya karar veren Gamze Karaduman, Mimar Sinan Üniversitesi tiyatro bölümünü kazandı. Eğitimine devam ederken Gül Dünya dizisinde birkaç bölüm kadar rol aldı. Mezun olduktan sonra ise sektöre hızlı bir giriş yaptı. Binnur Kaya, Uğur Yücel, Gökçe Bahadır gibi önemli isimlerle birlikte Aramızda Kalsın adlı dizide rol almaya başladı. 2018'de Yıldızlar Şahidim dizisinde Asuman karakteriyle karşımızdaydı. 2019'da Amacı Olmayan Grup filminde oynadı. Daha sonra Hizmetçiler ve Menajerimi Ara gibi dizilerde rol aldı. Yetenekli oyuncu şimdilerde Ömer dizisinde Şükran karakterine hayat veriyor. Selahattin Paşalı, 2 Şubat 1990'da Muğla Bodrum'da dünyaya geldi. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarında profesyonel olarak basketbol oynuyordu. 14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulübü'ne transfer oldu. İstanbul'a gelmesini sağlayan da buydu. Basketbol takım kaptanlığı yapan Paşalı, üniversite tercihini bambaşka bir alandan yana kullandı. Budapeşte de sanat yönetimi eğitimi aldı. Yeni bir şeyler denemek adına mezun olduktan sonra yeniden İstanbul'a döndü ve oyunculuk eğitimi almaya karar verdi. Budapeşte'deyken bir arkadaşının bitirme projesi vardı. Mevlana ve tasavvufla ilgili olan Paşalı bir gün sınıfa sunum yapmıştı. Arkadaşı da anlattıklarından etkilenmiş olacak ki bitirme projesi zamanında Selahattin'e "Sen bizimle paylaştıkların kıvamında bir şeyler yaz. Biz de ona belgesel tadında bir kısa film yapalım." demişti. Her şey ondan sonra başlamıştı işte. 2017 senesinde Kraft Tiyatro'da Üç Kadının Hikayesinin anlatıldığı Yutmak adlı oyunda çalıştı. Kameralarla tanışması da çok gecikmedi tabii. 2017'de Show TV'de yayınlanan Kalp Atışı adlı diziye dahil oldu. Yeteneğiyle kısa sürede parlayan Paşalı 2018'de Bir Umut Yeter adlı dizide, daha sonra Leke adlı yapımda oynadı. Babil'de Hakan, Aşk 101'de Osman oldu. 2021 yılında Hazal Kaya ile birlikte oynadığı Pera Palas'ta Bir Gece Yarısı dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı. Son olarak Ömer dizisinin başrol oyuncusu oldu. Merve Dizdar, İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Orta halli bir ailenin ferdiydi. Çocukluk yıllarında ailesi onu çeşitli aktivitelere gönderiyordu. Handboldan basketbola, çocuk korosundan tiyatroya varana kadar pek çok topluluğa katıldı. Ama o bir tek tiyatroda mutluydu. Bu toplulukta sahneyle tanışan Dizdar, kendini en iyi ifade edebileceği yerin tiyatro olduğunu biliyordu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü kazandı. Ailesi en büyük destekçisiydi ama imkanlar oldukça kısıtlıydı. Bu yüzden Dizdar'ın çok çalışması, emek harcaması gerekiyordu. Üstüne düşeni, elinden geleni fazlasıyla yaptı. Oyunculuğa giden yolda garsonluk, sekreterlik gibi pek çok işte çalıştı. Sık sık İstanbul'daki seçmelere gidiyordu. En sonunda Fox TV'deki Al Gülüm Ver Gülüm programının seçmelerini kazandı. Bu rolle İstanbul'a ilk adımını da atmış oldu. Daha sonra Semaver Kumpanya'da tiyatro oyunculuğu yaptı. Bu sırada Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans eğitimi de aldı. Bir yıl boyunca seçmelere gitse de bir türlü iş alamıyordu. Parasız kaldığı günlerde olunca babası bankacı olmasını istedi. Ancak Merve Dizdar oyuncu olmak konusunda oldukça kararlıydı. 2010 yılında Kavak Yerleri dizisinde Saliha karakterini canlandıran Merve Dizdar dizi setlerine de adım atmış oldu. Yeteneği, azmi ve çalışkanlığı sayesinde bu zor günleri geride bırakıyordu. 2012'de Cem Davran'ın Bir Ses Böler Geceyi filmiyle beyaz perdeye adım attı. Ayrıca TRT Çocuk'ta çeşitli programların sunuculuğunu yaptı. Sonrasında 90'lar, Çılgın Dershane, Üniversite, Beş Kardeş ve Kertenkele gibi dizilerde yardımcı olarak yer aldı. Sektörde iyice tanınır hale gelen Merve Dizdar, Vatanım Sensin adlı diziyle büyük bir çıkış yakaladı. 2020 yılındaysa Gupse Özay'ın Eltilerin Savaşı filmiyle komedideki başarısını da ispatlamış oldu. Aynı yıl TRT'de reytingleri alt üst eden Masumlar Apartmanı dizisiyle tüm Türkiye'nin tanıdığı, sevdiği bir isim haline geldi. Bu dizideki Gülben karakteri uzun süre gündemde kaldı. Şimdilerde Ömer dizisi
dizisinde Nisa karakterine hayat veriyor. Öte yandan GQ dergisine konuşan oyuncu hayatıyla ilgili şunları söylemişti. Ben ünlü olmasaydım da mesleğimi yapardım. Ün mü yani insanları şımartan? En azından benim için bu geçerli değil. Ben tiyatrocuyum. Tiyatro disiplini aldım. Ailemden de böyle eğitim aldım, böyle büyüdüm. Benim şımarmam çok zor. Beni parasızlık da etkilemez. Ben parasızlık gördüm. O yüzden bana her şey desinler ama bunu demesinler. Ben işçi çocuğuyum. Beni böyle yıldıramazlar. Barış Falay 9 Nisan 1972'de dünyaya geldi. Aslen Boşnak göçmeni olan Sabit Teoman Bey ile edebiyat öğretmeni Gülis Hanım'ın ikinci çocuğuydu. Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu. İlkokul 3. sınıfa geçtiğinde Ankara'ya yerleştiler. İlkokul, ortaokul ve liseyi başkentte okudu. Oyuncu olma fikri henüz çocuk yaşlardayken aklına yerleşmişti. Ablasıyla birlikte komşularına çeşitli gösteriler hazırlıyorlardı. Ablası şarkı söylüyor, oysa yazdığı skeçleri oynuyordu. Bu yüzden ona hep sen oyuncu olmalısın diyorlardı. Lise yıllarında bir derginin gençlik kollarında görev almaya başladı. Dergideki arkadaşlarının kurduğu tiyatro grubunda sahne ışıklarını düzenliyordu. Bir gün provaya gelmeyen bir oyuncunun yerini oynadı ve o gün tiyatro sahnesiyle tanışmış oldu. Oyuncu olmaya artık tamamen karar vermişti. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde oyunculuk bölümünde okudu. Aslında ilk başta okula kabul edilmemişti. Çenesinde problem olduğu gerekçesiyle almamışlardı onu. Ancak ikna etti ve en sonunda okula girmeyi başardı. Çene problemi var, senden oyuncu olmaz demişlerdi. Ama Barış Falay azmiyle hepsinin üstesinden geldi. Ankara Devlet Tiyatrosu ve İzmir Şehir Tiyatrosu'nda uzun yıllar çalıştı. 32 yaşında televizyona adım atan Barış Falay, Tatlı Hayat, Yarım Elma, Dada gibi sitcomlarda ufak rollerde oynadı. Asıl çıkışını 2004-2006 yılları arasında yayınlanan ve reytingleri alt üst eden Aliye dizisindeki Müco karakteriyle yaşadı. Aslında bu rol 4-5 bölümlük bir roldü. Fakat Barış Falay öyle bir oynamıştı ki bu rolü hikayenin ana karakterlerinden biri oluvermişti. Ezel'de Kerpeten Ali olarak karşımıza çıktı. Bu rol sayesinde başarısını perçinledi. Sonrasında pek çok yapımda izlediğimiz oyuncu şimdilerde Ömer dizisinde Reşat karakterine hayat veriyor. Gökçe Bahadır doğduğunda takvimler 9 Kasım 1981'i gösteriyordu. Trafik müşaviri bir baba ve küçük bir yemek dükkanı işleten bir annenin tek çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Gayet kendi halinde mütevazı bir ailenin çocuğuydu. Annesi ve babası tüm imkanlarını zorlayıp güzel kızlarını özel bir koleje gönderdi. Lisede derslerden ziyade sosyal aktiviteler daha çok ilgisini çekiyordu Gökçe Bahadır'ın. Oyunculuğa olan ilgisi de o yıllarda başladı. Ortaokulda orkestra solistliğiyle birlikte tiyatroda yapıyordu. Başlarda müziğe yöneleceği düşünülse de tiyatro hocasının etkisiyle oyunculuğa yöneldi. Oyuncu olmak istiyordu ama mezun olduktan sonra arzu ettiği bölümleri kazanamadı. Ancak babasının gazetede gördüğü bir ilan hayatını değiştirdi. Akademi İstanbul'a başvurdu. Gökçe Bahadır burada 2 yıl boyunca radyo ve televizyonculuk üzerine eğitim aldı. Akademide okurken bir yandan da Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Okuldan mezun olduktan sonra ise Best TV'de VJ'lik, ardından Show TV'de Sinyal programı sunuculuğunu yaptı. Oyuncu olmak için ajansa kaydoldu. Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi ve Mühürlü Güller gibi dizilerde bölüm oyuncusu olarak yer aldı. Ajansta daha 3. ayını doldururken ekranlardaki ilk uzun soluklu projesi olan Hayat Bilgisi başladı. O günlerde Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne de kaydoldu ve burada oyunculuk eğitimi aldı. Bir süre sonra Müjdat Gezen'in önerisiyle Ay Yapım'la çalışmaya başladı. Yaprak Dökümü'nde Leyla Tekin karakteriyle karşımızdaydı. Sonrasında Kayıp Şehir'de başrol oynamaya başladı. Ardından Aramızda Kalsın ve Hatırla Gönül gibi yapımlarda rol aldı. 2021 yılında Önce Evlilik Hakkında Her Şey dizisiyle karşımıza çıktı. Ardından Netflix'in Kulüp dizisinde Matilda karakterine hayat verdi. Şimdilerde Star TV'de yayınlanan Ömer adlı dizide Gamze karakterine can veriyor. Onur Bilge 1983 yılında Tunceli'de dünyaya geldi. Ünlü isim 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde okudu. Bu süreçte tiyatroyla tanıştı ve aynı üniversitede Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümüyle eğitimine devam etme kararı aldı. Öğrencilik sürecinde okul oyunlarının yanı sıra çeşitli televizyon dizisi ve televizyon programlarında boy gösterdi. Boyzek adlı oyunda sergilediği performansla 2011 Arda Kan Polat en iyi oyuncu ödülüne layık görüldü. 2005 yılı sonrası pek çok yapımda rol alan Bilge, Gülperi dizisinde hayat verdiği Raşit karakteriyle tanındı. Ünlü oyuncu asıl şöhreti Kırmızı Oda dizisindeki Sadık karakteriyle yakaladı. Son olarak Kaderimin Oyunu adlı dizide boy gösteren Onur Bilge, Ömer dizisindeki Tahir rolüyle karşımıza çıkıyor.
Muharrem Türkseven, 26 Mayıs 1989'da Çanakkale'de dünyaya geldi. Lise eğitiminden sonra İstanbul'a gelerek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Birçok tiyatro oyunu, sinema ve dizi filmde oynadı. Ayrıca birçok kurumsal global şirketin lansmanları ve çeşitli organizasyonlarında sunuculuk yaptı. Muharrem Türkseven ilk olarak 2008 yılında Kurtlar Vadisi Puzu dizisinde rol almıştı. Sonraki yıllarda İstanbullu Gelin, Benim Adım Melek, Mahkum, Aile, Bursa Bülbülü gibi birçok film ve dizide rol aldı. Şimdilerde Ömer dizisinde Sadık karakterine hayat veriyor. Serpil Gül, 27 Mart 1962'de Rize'de dünyaya geldi. Küçük yaşta sanata meyletti. Ankara Üniversitesi tiyatro bölümünü bitirdi. Profesyonel oyunculuk deneyimi 40. yılına ulaştı. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünün sahnelerimize kazandırdığı bu sanatçıyı ilk tanıdığımızda 20 yaşlarındaydı. Düzenli, saygılı, zarif bir öğrenciydi. Artık hepsini kendisinin bile anımsayamayacağı kadar pek çok oyun için sahneye çıktı. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Japon Kuklası adlı oyunun başrolü Armida rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Televizyon serüveni de başlamış oldu. 2005 yılında Kırık Kanatlar dizisinde Lene olarak çıktı karşımıza. Sonrasında Yaralı Yürek, Hayata Beş Kala, Benim İçin Üzülme, Rüzgarlı Sokak, Mucize, Ölene Kadar, Körfez, Bir Umut Yeter gibi yapımlarda rol aldı. 2017'de Ölene Kadar dizisinde Sabiha karakterine hayat vermiş ve dizi çok beğenilmese de Serpil Gül'ün oyunculuğu dilden dile yayılmıştı. Neredeyse tüm projelerde başrol anneliği ona aitti. 2020-2021 yıllarında yayınlanan ve reytingleri alt üst eden Masumlar Apartmanı'nda Meryem karakteriyle büyük beğeni topladı. Sonrasında Bana Karanlığı Anlat ve Adı Sevgi gibi yapımlarda oynadı. Şimdilerde Ömer dizisinde Fatma karakterine can veriyor. Usta sanatçı NTV'ye verdiği röportajda bu karakterle ilgili Fatma iki kız evlat annesi, ayakta kalan, onları okutan, büyüten, muhtaç etmeyen, ele güne karşı mahcup etmeyen bir kadın. Yani Fatma öyle düşünerek biraz da bu sertliğe sarılmış bir kadın bana sorarsanız ifadelerini kullanmıştı.